Azizlerin evine geldik. Sürenice'de Befkadiş diye geçiyor. 449 yılında yapılmış. Mezar dediğim şu nişlerin içindeki olanlar 15 tane. Ama içinde 12 bin azizin kemikleri defnedilmiş bir mezarlık bölümüdür. Artık kullanılmıyor. Kapatılmış, en son defin 60'lardan önceydi. Çok güzel lahit taş vardı bunların üzerinde. Tahrip edildi, sonra bu şekilde kapatıldı. Her cumartesi akşamı burada toplu bir duamız oluyor. Dışarıdan gelen Süryani halkı burayı muhakkak ziyaret eder, dua eder. Çünkü Mor Gabriel Manastırı Süryaniler için Kudüs'ten sonraki gelen ikinci kutsal mekanlarıdır. O dereceye kadar büyük bir önem taşıyor ve Süryanilerin en büyük manastırı. Burayı kutsal yapan da buradaki bulunan 12 bin azizin kemikleri. Ve daha önce bunun hakkında birçoğu yerlerde geçiyor işte. Yani Kudüs'e gidemiyor insanlar. Mor Gabriel Manastırı 7 kez imanla ziyaret ettiklerinde Kudüs'e kadar gitmiş kadar olmuşlardı. Ve o sebepten dolayı o günün günümüze kadar Süryaniler için burası çok büyük bir önem taşıyor. En önemli mezar da şu yerdeki olan. O büyük bir aziz, buranın ismini alan Mor Gabriel'in mezarıdır. Mor Gabriel'in yaşadığı yıllar 594-668, 74 yaşındaydı. Hatta onun mezarı açık. İçinde toprak var. İnsanlar bereket, şifa niyetiyle alıp kullanıyorlar. Herkes kendi inancına göre. Ama yerde olmanın sebebi mütevazi ve alçak gönüllü olduğu için mezarını ayakların altında istemiş, en alt seviyede. Mor Gabriel feşahat ediyor. İsmini daha sonra bu manastıra veriyorlar. Çünkü daha önce Mor Simon ve Mor Samuel'di. Onlar bu manastırın kurucularıydı. Ama en parlak dönemi altın çağı yaşattığı için Mor Gabriel ismini vermişler. Deyrul Umur buranın diğer adı. Deyrul Manastır, Umur yaşamdır. Yaşam manastırı veya rahiplerin meskeni mor kelimesi Süryanice'de aziz demek. Bazen mort diye yazılır. O da azize, kadınlara hitap edilir. En önemli mezar o da yine yan taraftaki bölümde kaldı. Onu istiyorsanız kesip şey olursa daha iyi olur.